Selamlar millet, yeni Metin 2 Alesta bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki kıyamet taşlarını geçen bölümlerde tamamlamıştık ve yağma petini almayı başardık. Bu yağma petini posta kutusundan alacağız ve eğer depoya koyuluyorsa ki siz bunu muhtemelen benden önce spoiler olarak görmüşsünüzdür. Bu yağma peti 7 günlükmüş bu arada. 6 gün 21 saat kalmış. Hatta talep ettiğim andan itibaren başlıyormuş. Kullanamıyordum. 2 saat falan da geçti. Sorun değil. Şu şekilde talep edelim. Bu yağma peti umarım depoya koyuluyordur. Umarım. Lütfen koyuluyor olsun. Evet, çok güzel. Depomuza koyacağız ve ortalama 6 bölümlük ufak Alesta'da hem farm yaptığımız hem de sizlere yardımcı olabilecek bir Vayne serisi çekeceğiz arkadaşlar. Bu bölümümüz de tamamen bu şekilde olacak. Hadi gelin öncelikle bir level karakterimizi ayarlayalım ve sizlere bölümün başlığında yazan yere götürelim. Acaba nereye götüreceğim onu da bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar şimdi ninjamızı açtık. Wolf Team koyduk adına. Ulan Wolf Team. Şimdi Metin 2 oynayan adam Wolf Team'i de bilir. Eğer biraz da yeşil Metin 2 oynarken küçükse. Pay to win bir oyundu ama çok oynadık. Hala arada biz arkadaşla birlikte vakit öldürmek için giriyoruz arkadaşlar da. Şimdi eski şeyi yok. Güzelliği yok. Ben şimdi karakterimizi hızlıca bir ayarlayayım. Bu arada bu karakterimizde kahramanlık madalyasını da indireceğiz 7 günlük. Şöyle eşya depomuzdan kahramanlık madalyasını indirelim. Şimdi arkadaşlar önce bir tane ok çantası aldım. Çancıkta kaldı deponun içinde. Yapacak bir şey yok. Arada olur böyle hatalar. Ne yapayım ya? Gitti. 90 hep falan harcadık ama gitti. Yapacak bir şey yok. Olsun. Cana geleceğine mala gelsin. Değil mi kanka? Şöyle bir tane ok çantası alalım. 7 günlük. Onu bir takalım. Onun haricinde biraz da mavi pot ve yeşil pot alacağım. Yeşil pot diyorum. Kırmızı pot. Şöyle orta potlar yeterli olur. Yağma kartımızı da zaten açmıştık. Yağma kartı da işimize yarayacaktır. Şu şekilde koyalım. 2 saniye 5 level olalım. Arkadaşlar tam bu bölgede şimdi kaplan postu cart cürt kasacağız da. 1 saniye. Tam bu bölgede kaplan postu, beyaz kaplan postu, ayı safrası ve benzeri şeyleri kasmayı deneyeceğiz. Bakalım ne kadar düşürecek. Bunu da görmüş olacağız sizlerle beraber. Ve beyaz kaplanlara dayanabilir mi? Dayanır tamam. Bu şekilde karakterimiz kasacak ama bir 10 level olsun. 10 level silahını alırız. Hem bunlardan da daha iyi drop atar 10 levelde. Ben de o sırada yağma kartını ayarlarım. Bu da bu şekilde level alsın. Burada bakalım 24 saatte neler kasacağız. Ben zaten böyle bir 10 saat sonra falan gelirim. Envanterini de toparlamaya başlarım. Bakın kaplan postu düşmeye de başladı. Kaplan postları şu an gerçekten iyi para ediyor. Ondan dolayı burada kaplan postu kasacağız. Evet arkadaşlar şu an an itibariyle farmımızın sanırsam bir 8. saatinde falanız. 7 veya 8. saatinde falanız. Tam hesaplayamadım. 10. saatinde de olabiliriz. Bilmiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda bir 100'e yaklaştı kaplan postumuz. Yine beyaz kaplan postu 10'a keza bir 130 tane var. Yine ayı saplası artılı 45 tane. Ayı ayak derisi ve ayı ayak derisi artılı bayağı bir çıkarttık. Fakat bu farmın en güzel yanlarından biri. Bu sunucuda zaten çok değerli olan tatlı ayakkabı, bambu derisi ayakkabı ve altın bezeli ayakkabı çıkartması oldu. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir bambu derisi ayakkabıdan tatlı ayakkabıya, rüzgar kolyesinden bakır kolye biriktirdik. 500 EP'li bir tane de şu şekilde tatlı kolye bulabildik. Bilginiz olsun. Şurada yine bir 500 EP'li bakır kolye var. Ama daha öyle çok önemli bir şey çıkmadı. Bunlar da tabii artı basınca çok daha değerli bir şekilde satılabilecektir. Devam etsin bakalım. Tabii hasarımız düşük biraz maalesef. Biliyorsunuz ki kuşağımız yok, sadece kahramanlık madalyası var. Kahramanlık madalyasının olmasından sebebi çok hızlı kesemiyor. Mesela beyaz kaplanları 3 atıyor. Ama yine de elinden geleni yapmaya çalışıyor bu çarımızda. Şöyle potları da kaldı. Şimdi gece oldu. Ben bırakacağım. Sabah bakalım ne kadar fazla kasmış olacak. Sabah tekrar videoda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi sabah oldu. Bu şekilde potumuz bitmiş haliyle. Bayağı bir eşyamız var. Şimdi gelin bunları bir artı basalım. Ardından karakterimizi 24 saati doldurabilmesi adına tekrardan bırakacağız. Bu karakterimizde de neredeyse her şey satılmış. Özellikle başlangıç el kitaplarının çoğu satılmış arkadaşlar. Diğerlerine de bakacağım. Hatta şu sanırsam 20M olan başlangıç el kitabı daha satılmamış. Aynen. Bunu geri alacağız ve ardından bir pazarımızı tekrar kuracağım ben. İstiridyelerimizden çok satılan yok. Yine ayakkabımız elimizde patladı. O satılmamış. Şimdi bu karakterimize 11M yani 12M falan aktardım da o bir 300K'yı külçelerden dolayı kesti. Bir 12M aktardım arkadaşlar. Toplamda gördüğünüz gibi bayağı bir eşyamız var burada. Bunların hepsini artı 6'dan artı 7'ye geçirmeye çalışacağız. Ayakkabıları artı 8'e kadar ilerleteceğiz. Ama bu kolyeleri bilmiyorum.
Özellikle bakır kolyeleri basmakla uğraşmam da belki gümüş kolyeleri uğraşırım. Çünkü bakır kolyeler çok para etmiyordur da gümüş kolyelerin artı 7'leri bence para ediyordur. Burada kuyumcumuz duruyor, tamam. Ayakkabılardan başlayalım. Ben şöyle kolyeleri bir ayırayım. Elimde toplamda 5, 10, 15, 20, 23 adet ayakkabı var. Bakalım artı 9 alabilecek miyiz? Yani artı 9'a belki denerim. Eğer çok fazla artı 8 geçerse, umudum var artı 8 geçeceğine, artı 9'da denerim. Ne yazık ki en değerli ayakkabımız olan tahta ayakkabıdan sadece 2 adet kaldı. Bambu derilerinden de bayağı bir geçti. Şimdi artı 2'ye deniyoruz. Artı 2'ye bir tane geçmedi. Bir tane daha geçmedi. Yani artı 7'ye daha doğrusu. Bir tane artı 7 aldık. Bir tane daha artı 7 aldık. Bir tane daha artı 7 aldık. Bir tane daha geçmedi. Çok da fazla para yiyor arkadaşlar bu arada. Bir tane daha artı 7 aldık. Bir tane daha artı 7. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bu çok önemli. Çok güzel. Artı 7 tatlı ayakkabı. Yine artı 7 bambu derisi ayakkabı çıktı. Çilemiz 2 tane var. Bir tane artı 8 tatlı ayakkabı deneyeceğim arkadaşlar. Ardından biraz daha çile alıp deneriz diyecektim ama bir tane artı 8 aldık. Tamamdır. Köşeyi döndük. Ben bu çile hem para aktarayım hem şöyle buradan 10 tane 20 tane çile alıp geleyim ben. 20 tane çileye paramız yetmeyebilir. Yetmezse eğer artı 7 de bırakacağım. Arkadaşlar anlık bir kararla şunu fark ettim. Kurt postu artınların tanesi 300K'ya satılıyor. Yani 10 tanesini 5M'e koymuşlar arkadaşlar. Tanesini kaç bakar döndü? 250K galiba, neyse. Gerçekten inanılmaz derecede yüksek fiyatlara satılıyor. Bu yüzden neredeyse 12 saatten fazla bir süredir kaplan postu ve bu artı basma itemlerini, bu artı basma itemlerini basıyoruz. 7-8 saatimizde ise kurt postu kasacağız arkadaşlar. Böylelikle birinci köyde aklımıza takılan kurt postu ve kaplan postunun ne kadar getiri sağladığını da birlikte görmüş olacağız. Şu şekilde artı basmaya devam ediyorum. Çilenin sonunda fiyatı, yani bu demek oluyor ki bunların hepsini artı 8'e deneyebileceğiz. Zaten bir tane tatlı ayakkabı artı 8 almıştık. Bu gerçekten iyi bir para ediyor. Muhtemelen bir 10M falandır. Bunları da artı 8'e basıp ardından satabileceğiz. Hiç 9'a deneyip riske girmeyeceğim. 8'e koyacağım. Ha, bakarım 8'de hiç satılmıyor ki, satılacaktır illa. O zaman 9'a deneriz. Bir tane yaktık. Bu rüzgarlar önemli. Bunlardan bir tane en azından geçirmemiz lazım. Güzel. Bir tane de rüzgar geçirdik. Bunlar da geçerse tadından yenmez. Bir tane daha geçirdik. Çok güzel. Bir tane daha yaktık. Maalesef. Arkadaşlar şimdi bunların hepsi de artı 6'ları 1M 200K'dan falan gidiyor. Hatta bunların da 5M falan ediyordur. O yüzden bir bakır kolyeleri falan da ben artı 6'ya basacağım, ardından geleceğim. Artı 6'ya geçti. 4 tane gümüş kolye deneme hakkımız olacak. Artı 7'ye şöyle deneyelim. Bir tane aldık. Güzel para eder bu. Şimdi bir tane daha deniyoruz. Bir tane daha artı 7 gümüş kolye aldık. Güzel. Bir tane yaktık. Bir tane daha deniyoruz. Onu da yaktık maalesef. Şu şekilde 2 tane gümüş kolyemiz oldu. Bu gümüş kolyeler muhtemelen bir 5M eder. 5M'den fazla bile edebilir. Artı 6'ları 5M. Çünkü artı 7'sini ben 40M'e gördüm bunun 3E sunusunu. Biz 10M'den koyarız arkadaşlar. 20M eder. Buradan da güzel bir kar ettik. Artı olarak bir tane gümüş bileziğimiz var. Gene şunu bir deneyelim. Artı 7. Artı 7 oldu. Güzel. Bunu da satarız. Her şeyi satıyoruz. Bugün şey var ya, Liberal Demokrat Parti'nin. Satıyorum. TRT'yi de satacağım. Şu şekilde kısa günün karı. Ben bunları şimdi pazara koyacağım. Ardından karakterimizi kurt postuna bırakacağım. Kaplan postundan da gerçekten çok deli bir para elde etmiş olacağız. Kurt postuna bırakırken ben toplamda satıldığında ne kadar bir para kazanacağımızı sizlere söylerim. Artı basmaları daha henüz satmayacağım. Bu şekilde dursun artı basmalarımız. Artı basmalar haricinde bunlardan elde edeceğimiz parayı da ben sizlere göstereceğim. Şimdi şu şekilde pazarımızı kurduk. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakır kolyeler 1250'den. Bambu derisi ayakkabılar 6900'den. Altın bezeli 30M'de de, bu 30M eder mi bilmiyorum. Şimdilik koydum bu şekilde. Tatlı ayakkabılar da 17.5M'den gidiyor arkadaşlar. Bunu 30M'den, yani 44M'e koymuşlar. Ben 30M'e düşürdüm. Bence alan olur yani. O yüksek leveller alır gibi geliyor. Yine bakır kolyelerin artı 6'sı şu şekilde 1250'den gidiyor arkadaşlar. Gümüş kolyeler de artı 7 şekilde 12.5M'den gidecek. Bakalım burası bir satılsın. Yine gümüş bileziğimizde 7M'e koydum. Ardından
neler kazanacağız zaten görürsünüz. Şimdi gidelim gri kurtların bol olduğu yere bırakalım. Şimdi arkadaşlar buraya koyduk. Burası tam bir yolun önünde, çok fazla hem gri kurdundan tut aç alfa gri kurduna bir yığın şey var. Burada yani biriktirsin. Hem aynı zamanda bu gri kurtlardan bak şey de çıkıyor. Tatlı ayakkabı da düşüyor. Burada hem şeyde kurt postu vesaire de kasacaktır. Domuz burnu vesaire de kasacak. O yüzden şöyle koyalım, illa domuz burnunu kasması istiyorsa yani ne yapayım. Evet arkadaşlar, 24 saatimizin dolmasına toplam 15 dakika var. Bu 15 dakikada da kalan itemlerimizi basacağız. Gördüğünüz gibi 53 hem gibi devasa bir gelir elde etmeyi başarmışız. Bunun da muhtemelen +7 fark ettiyseniz gümüş kolyeler gitmiş. Bayağı bir bambu derisi ayakkabı, tatlı ayakkabı satmışız. Hatta ve hatta sanırsam bir tane altın bezeli satmış olabiliriz. Ben video kaydından bakacağım. Siz zaten görmüşsünüzdür bunu. Tam şey yapamadım. 53 hem çok güzel bir gelir. Aynısını şimdi tekrarlayacağız. Şu an bir 11 emim var. Sizlere ne kadar bir hasılat getirdiğini de kalan 8 saatte göstereceğim kurt postlarından vesaire. Bu sefer bomba gibi geliyoruz. Ben sadece sizlere artı basma eşyalarını alıp onları satarak gelir elde etmeyi değil, aynı zamanda bu seride artı basma eşyalarını daha iyi bir şekilde değerlendirerek ve ufak riskler alarak çok çok daha yüksek karlar elde edebileceğinizi göstereceğim. Şimdi sizlerle birlikte ilk etapta diğer karakterimize bir şu 11M'i aktaralım. Evet arkadaşlar, gereksiz olan her şeyi çıkarttığımızda 71 adet kurt postaki tanesi 300K'dan satılabiliyor. Çok iyi bir miktar. Artı olarak 146 adet de kaplan postumuz mevcut. Bununla beraber bayağı bir yine artı basma eşyası topladım. Sizlerden ricam, ganimet filtresini açtığınızda ki o oyun seçeneklerinden açılıyor bilmeyenler için. Tabii ganimet bir yağma kartınızda bu şekilde olması gerekiyor. Ganimet filtresini açtığınızda buradan silahı da kapatmanızı öneriyorum. Ben şaman silahlarını belki size 12 zekalı bir silah düşürüz diye açmıştım ama gece yer kapladığı için belki de toplayabileceği onlarca ayakkabı ve kolyeyi toplayamadı. Bu yüzden ben şu an kapattığımda çok çok daha rahat ettim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu bambu derisi ayakkabıları, tatlı ayakkabıları ve altın bezeli ayakkabıların hepsini bir +7'ye kadar basalım ki çünkü +7 de satılıyor. Hatta çile de ucuzdu. Çile de alıp +8'e basarız. Onun için ben şimdi bütün hepsini geçireyim. Ardından da kolyeleri geçelim. Hatta kolyeler daha azmış. Önce bir kolyeleri basayım. Evet, bir tane gümüş kolyeyi yanlışlıkla +7'ye basmışım. Bakalım diğerlerini deneyelim. +7'ye kaç tane geçireceğiz? Bir tane geçmedi. Gümüş kolyeler geçseydi güzel olurdu ama bunların da +7'si iyi para ediyor. O yüzden bunları da şöyle kenara koyalım. +7 bakır kolyelerimizi şu şekilde. Kaç tane geçirdi? Bayağı yaktı bugün. 4 tane geçirdi. Diğerlerini yaktı. Keşke gümüş kolyeler geçseydi de bakır kolyeler geçmeseydi ama sağlık olsun. 57 tane de kurt postumuz bize kaldı. Şu ayı safralarının bir fiyatına bakacağım da bunlar satılmayabilir. Düzler satılır da bunlar satılmayabilir. Yine bunlar da çok rağbet gören itemler değil ama bu da satılır. Şimdi bayağı bir ayakkabımız var. Bu ayakkabıları basmak biraz uzun sürecek. Ondan dolayı hızlıca ben ayakkabıların basışına da geçeyim. Evet, şimdi +8'e deniyoruz. Bir tane +8 bambu ayakkabı aldık. Bir tane de bizde zaten vardı. Onu da şöyle koyalım. Şimdi bir tane daha deniyoruz. Bir tane de +8 aldık. Çok güzel. Bir tane daha deniyoruz. Bir tane daha aldık. Bir tane daha deniyoruz. Bir tane yandı. Bütün bambuları deneyeceğim önce. Bir tane daha yandı. Bence bu da yanacak. Bakın dedim. Bu çok güzel. Geçti +8 bir tane altın bezeli. Tatlı ayakkabılar önemli. Geçmesi lazım. Ve geçmiyor. Ama geçir bir tane. Heh, güzel bir tane geçirdi. Toplamda 6 adet +8 ayakkabımız oldu. Bunları da riske atmayacağız. Pazarımıza koyacağız. Satılacak arkadaşlar. +7 olarak da bakır kolyelerimiz var bayağı bir. Gidelim şimdi bunların hepsini pazarımıza koyalım. Hatta ve hatta pazarımızı kaplan postları, ayı safraları ve kurt postlarıyla da birleştirip yenileyeceğiz. Daha iyi olacaktır. Bunlar çünkü elimizde kaldı. Ama bir süre daha tutalım ya da ya. Çünkü bir süre daha bunlardan düşme olasılığı var. Birinci köyde olacağız. O yüzden biraz daha tutalım. Biraz daha elimizde tutalım. Şunları pazara koyacağım tabii ki. Evet, pazarımızı tekrardan kurdum. Bazı artı basma eşyaları baya baya değersiz arkadaşlar. Ondan dolayı özellikle şu beyaz kaplan postunun bir nabzını yoklamak için sadece 2 tane onluk koydum. Diğerlerinden de bayağı koydum. Ay ayak derileri yine 50K'dan 500K'ya gidiyor. Yine ayı safraları da keza 45K'dan gidiyor. Şu şekilde koydum. Başlangıç ayı kitaplarımız hala bu fiyatta duruyor. Fakat bunları yine değiştireceğim. Bu biliyorsunuz Robin etkinliğinden kalan başlangıç ayı kitapları. Bakır kolyelerimiz henüz satılmamış. Bir tane 5 evsun yaptığımız geçen bölümkü ayakkabımız satılmış. Bir de galiba bunlardan falan satılmış. Zaten göreceğiz şimdi. Hepsini koydum.
Ayrıca bir 53 hem gelir elde etmiştik biliyorsunuz. Bu 53 hem gelirle de arkadaşlar bir app konu satın alıp yer kenarı koyacağım. Şu an alamıyoruz arkadaşlar. Bir akşam tekrar bakarım fiyatlar artmış mı, azalmış mı. Ona göre app kuponu da alırız. 53 hem de burada bir paramız oldu. Bir sonraki Vayne bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.